Denizli Futbol Programı'nın 25. bölümünden merhabalar değerli izleyenler. Bugün iki tane konuğumuz var. Telekom Spor'un teknik sorumlusu Hasan Ersoy ve Tavas Birlik Spor teknik sorumlusu Özkan Ceylan. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sen sormalı. İyiyim hocam, sağ olun. Bir sezonu geride bıraktık. Siz düştünüz hocam. Evet. Siz de çıkamadınız hocam. Aynen. Nasıl geçti sezon hocam? Kötü geçti, düştük. Söyledin ya, düştük. İşte önümüzdeki birine batır bakacağız. Hocam gençlerle yola çıktın. Başarılı olduğunu düşünüyor musun? Hani gençleri oynatarak ya da ne gibi bir hedef koymuştun sezon başında? Vallahi biz gençlere başarılı olduk ama sizin gözünüzde başarısız olduk. Çünkü düşen takım antrenörü başarısız olur yani. Türkiye'nin genelinde böyle yani. Ama gençlerde yine 4-5 adam çıkardık. İsteyen var. Paraya basan alır onları. Parayı basan alır. Ama aslında başarılı olmuş oluyorsun hocam. Hani ne kadar sıralamada, kaçıncı sırada olsan bile sen gençlerle yoluna devam ettin ve genç çıkarabildiğin kadar, mesela senin geçen sene çıkardığın 3 tane futbolcu, yanlış hatırlamıyorsam, evet, Pamukkale Spor'da oynadı. Oynadı. Atakan, Alişan ve Yusuf. Üçü de oynadı. Oynadı. Ama Türkiye genelinde düşen takımın antrenörü kadar başarılı olabilir. Başarısız olur. Yani skora endeksli olduğu için futbol, yani Hasan hocam o yönden diyor yani. Sizin için nasıl geçti hocam sezon? Biz de başarısız bir sezon geçirdik yani. Ama Hasan hocam bana göre başarılı bir sezon geçirdi. Onun hedefi farklıydı. Gençleri kazanmak. Bana göre de kazandırdı da. Ya şimdi yanlış hatırlamıyorsam en az 4-5 kişi yine Bal Ligi takımları istiyor oyuncularından. Yani bence başarılı bir sezon geçirdi Hasan hocam. Sizin için nasıl geçti hocam sezon? Ya bizim için kötü bir sezon geçti yani. Bizim istediğimiz bir hedef şampiyonluktu. O yönden başarısız olduk. Ya bu başarısızlığın en büyük şeyi de benim. Kimseyi suçlayamam. Sonuçta bu kadroyu kuran benim. Başarısızlığın bir payı bana aittir. Peki hocam size geleceğim. Anlaştınız mı tekrar Telekom Spor'la? Anlaştık. Biz 25 yıl imza atmıştım ben. Siz anlaştınız mı hocam? Hayır, daha anlaşmadık. Anlaşmadım. Peki hocam başarısızlık, başarı yani sıralama endeksi dediniz siz. Galibiyete endeksi dediniz. Şunu soracağım. Pamukkale Spor'un bu sezon başarılı olduğunu düşünüyor musunuz ya da başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü böyle bir konuşulan şeyler var. Pamukkale Spor aslında başarılı oldu diyenler var, başarısız oldu diyenler var. Ben şunu diyeyim yani, şimdi Levent Hoca ligde bıraksaydı takımı bence ligin en başarılı hocasıydı. Bence de şu anda yani bu sezonun en başarılı hocası Levent Hoca'dır. Yani kısıtlı bütçe, o gençlere şans vermesi. Kim veriyor şans veriyor? Bal Ligi'nde 16 yaşında, pardon 18 yaşındaki çocuklara şans verdi. Bir sürü oyuncu da kazandırdı. Şu anda bence takımı kapış kapış gidilmesi lazım. Ki arıyorlar da, öyle biliyorum ben. Yani bence Levent Hoca çok başarılıydı. Yani ben dediğim gibi yani sadece galibiyete endeksli sorgulamamak lazım. Oynanan bir oyun, yapılan bir mücadele. Bence başarılıydı Levent Hoca'nın takımı Pamukkale. Hocam çok fazla uzaklaşmayayım, gelin şöyle. Deniz Spor'u soracağım hocam size. Ligden düştü gözüyle bakılıyor Deniz Spor ama önümüzde Manisa Spor maçı var, Gaziantep maçı var. Buca ile Manisa Spor berabere kaldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Deniz Spor'un durumunu. Çok zor soru ama inşallah düşmez. Sizce düşer mi? İnşallah düşmez diyorum. Sizce hocam? Ya futbol bu. Daha önünde 3 maç var. Puan farkı da 3. Bu hafta Büyükşehir Belediye gidiyor. Öbür hafta Manisa. Bence dönüm noktası bu 2 maç. Bu 2 maçta 6 puan alırsa bence düşmez. Ama almazsa bence düşer. Kızılcabörük Spor'u soracağım hocam biraz da. Hani Kızılcabörük Spor'la ilgili düşünceleriniz neler? Sizce nasıl bir şeyde gidiyorlar? Düşüncede gidiyorlar ya da playoff'u zorluyorlar? Mantıklı işler yapıyorlar mı sizce? Yoksa yapmaları gereken farklı işler var mı? Ya ben çok uzak kaldım. O Belediyespor maçlarını bu sene hiç seyredemedim. Kızılcabörük maçlarını 1-2 maçını seyredebildim. İşte Tavas'ta olduğu için. Bir tane de burada Doğan Seyfi'de seyrettim. Yani çok fazla yakın değiliz. Uzağız kendi maçlarımızdan dolayı. İnşallah onlar da başarılı olur yani. Sizce hocam? Valla ben biraz Osman Başkan'ı burada tebrik etmek istiyorum yani. Başarılı yana. Ama biz de Özkan Hoca'nın dediği gibi takip edemiyoruz. Bir maçını takip ettim onların. Ama genç adamlar oynatıyor. Bir de Fatih Yan gibi tercihli adam aldılar. İlk kere, ikinci yer aldılar herhalde. Evet, bence başarılı yani. Belediyespor'a bakarsan ona daha başarılı.
Peki Belediyespor hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Belediyespor başarısız buluyorum. O bütçeyle bence direkt çıkması lazım bu takım. Hiç ikinci, üçüncü, dördüncü de olmaması gerekiyor. Direkt, evet, çıkması gerekiyor. Direkt çıkması lazım yani. O ben bütçe. Yanlış bilmiyorsam borcu olmayan ender, evet, kulüplerden biri. Yani Türkiye'de. Türkiye'de tabii. Türkiye'yi söylüyorum. Denizli'yi söylemiyorum zaten. Türkiye'de borcu olmayan 3-5 kulüpten birisidir Türkiye'de. Başarısız. Yani ilk çıkması gerekiyordu birinci. Kesinlikle yani yapılan bir harcama var. Bunun karşılığının alınması lazım. Playoff olmamalı. Direkt biri olarak çıkması lazım. Peki hocam şunu da soracağım. Denizli futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Denizli'deki amatör futbolla ilgili. İşte Bal Ligi'nde katılmayan takımlar oluyor. İki senede bir işte çıkıp katılmıyor. İlözeldar Spor, Konak Spor gibi. Yani Bereketli gibi. Katılmayan takımlar oluyor. Süper amatörde lig kalitesi gün geçtikçe daha çok düştüğünü düşünüyorum ben. Birinci amatörde playoff maçlarını izledik. Ben iki tane maç izledim. İki maçın hani sonuna kadar izleseydim futbol unutacaktım herhalde. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili, Denizli futbolu ile ilgili? Vallahi Denizli futbolunda tabii her yıl kötüye gidiyor. Hiç kimse kendini eleştirmiyor burada. Kimse kendini sorgulamıyor yani. Biz burada, ben altyapıcı olarak, biz 12 tane şeyde katılıyoruz mesela. Kategoride. Pardon, 9 tane. Değil mi? 9 tane katılıyoruz. Ya bakıyorum, hiç kimse bunlara bize bir kere hiç kimse değer vermiyor mesela. Ben bizden başka değil mi hocam? Evet. Ben bu sene mesela ben Tavas'a gitmedim ama Özkan hocam bana geldi, tebrik etti. Hocam dedi, ya gençlerin çok iyiydi. Yenildiğimiz halde geldi. Özkan Hoca, Kaçan Hoca, Ali İbrahim Kaçan. Onlar destek veriyor mesela bize. Ya gerilere mesela bakıyorum, belediye zaten kulüpler destek olması lazım. Sene daha kötü olacak. Neden belediye mesela, başka bir belediye yok. Onların çoğu yerlerde yatağın mesela belediye. Pınarkent. Ya belediye buradaki takımlara, tamam bazı yerlerde malzemeler şey oluyor ama ulaşım yönden. Bazı kulüplere destek, bazı kulüplere destek olmuyorlar. Ya mutlaka belediyenin bu konulara el atması lazım. Ben Urfa'ya seyrettim. ASK'de başkanını seyrettim. Bütün ulaşımını Büyükşehir Belediye karşılıyormuş. Bütün malzemesini Büyükşehir Belediye karşılıyormuş. Sadece yakınlıkları şey, kavga. Orada kavga oluyormuş. O da içeride oluyormuş yani. Bizde mesela kolay kolay kavga olmuyor mesela burada. Herkes sporunu yapıyor. Akkona mesela biz Denizspor'dan fazla taraftar topluyor Akkona. Evet. Belediyespor maçından fazla şey yok topluyor. Bu sene biraz önce Levent Hoca'ya sordun ya şey. Bence ligin en başarılı antrenörü Levent Hoca. Yaş ortalaması 20. Bodrum harcadığı para 4,5 trilyon yakın para harcadı. Ondan sonra işe Uşak, Afyon. Mesela 600 milyar para harcamış ya. Ya o zaman ben burada Levent Hoca bence başarılı yani. Orada genç adam oynatabiliyor musun? Atakan'ı kim tanıyordu geçen? Benle Özkan Hoca tanıyordu. Kaçan, Halil İbrahim Kaçan tanıyordu. Başka kimse tanımaydı Atakan. Şimdi Atakan'ı her menajer arıyor şimdi. Benim birebir konuştuğum var mesela. Takım var, isim vermeyeceğiz. Şimdi ne olur ne olmaz. Ama ben burada Denizspor, Belediyespor ve Kızılcı Bölük uçucu sahip çıkması lazım. Başka yere gitmez uçucu. Kendi çocuğumuz oynasın bu ligde. Ama bizimki ne var ki? Dışarıdan mutlaka oyuncalık veriyor. Yıllarca yaptığımız hata. Aynı. Benim oynadığım zaman da öyle. Dışarıdan geldiği zaman şey gibi görüyorduk. Hepimiz muzdaribiz bundan. Sen de muzdaripsin. Veli gitti, Yenal gitti, Yavuz gitti. Bütün yani tam bittiği zamanlar, hani yabancılar geliyor ya bize. Bittiği, evet, zaman Türkiye'ye geliyorlar ya. Bizim bu oyuncular da, yerli oyuncular gitti. Bittikleri zaman Denizli'ye geldiler. Yararlı olmaya çalıştılar. Ben şunu söylemek istiyorum bir de. Denizli futbolu her geçen kötüye gidiyor. Osman, yarı sahada antrenman yapıyorsun. Biz ne kadar başarılı olabiliriz yarı saat? Yarı sahayı bulamayan bile oluyor. Bulamıyoruz. Bir saat mesela 15 dakika veriyorlar. 5 dakika geçiyor, oradan bağırıyorlar. Çıkmayacaksınız mı diye. Onlar da haklı. Işıkları gecen, kapatıyorlar. Gecenin belirli bir saatlerinde antrenman. Ya ben şampiyonla oynuyorum. Kendi sahamda antrenman yapamıyorum. Gençlik Spor diyor ki haftanın bir günü antrenman yap diyor. Ben haftanın bir günü ne yapacağım? Deplasman takımı gibi ben de alıyorum valizimi, çantamı. Şey, maça. İki araba, birbirimizi takip ediyoruz. Orada maç yapmaya gidiyoruz. Tarafsız bir saha gibi. Benim tek avantajım var, seyirci geliyor. Ya ben kendi sahama alışamadıktan sonra ben nasıl olacak? Yarı sahada neyin antrenmanı yaptırayım? Ben tam saha maç yapıyorum. Hocam bunu daha önce de söylemiştim ben. Sizinle konuşurken söylemiştim herhalde hocam. Başkarcı, antrenmana gittik. Ben de Şirinköy Spor'da oynuyorum biliyorsunuz. Başkarcı, antrenmana gittik. Başkarcı halı sahada, o büyük sahanın yanında küçük halı saha var ya, halı sahada antrenman yapıyor. Ya hocam dedim, Mevlüt Hoca niye girmiyorsun sahaya, yani sahada yapsana. Hani maçlarını burada oynuyorsun. Osman, bize saha vermiyorlar dedi. Burada antrenman yapacaksın dedi. Belediyespor yapıyormuş orada antrenmanı. O yüzden başkarcı spor, başkarcı sahasında antrenman yapıyor kendi sahasında. Osman, tesisler olmadığı sürece, tesisler yapılmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Sadece saha yapmakla olmuyor.
İşte geçen gün U19 maçları vardı hocamla, evet, beraber seyrettik. Uşak'tan gelmişler. Bütçe ne kadar diye sordum ben Uşak'ın bu seneki takımı. 1,5 trilyon diyor, arkası açık diyor. Ama tesisi var, her şeyi var tabii. Şimdi diyecekler ki Uşak'ın profesyonel takımı yok. Hiç ona bakmıyor. En kötü takımı dün geçen sene 600 milyar para harcadı. Onun için yani bizim ilk başta tesis yapmamız lazım. Dediğim gibi yani takımların yarı saati ne kadar ben fayda sağlayabilirim ki oyuncuda? Gecenin adamın bittiği saatte ben adamda ne kadar yaralanabilirim? Denizli futbol her geçen gün kötüye gidiyor. Hiç kimse kim kandırmasın. Hasan hocam dediği gibi yani hiç kimse kendini eleştirmiyor. Herkes sadece sezonu bitirelim. Tamam, yapıldı mı yapıldı, bitti. Ama doğru düzgün bir çalışma bence yok. Ben ona inanıyorum yani tesis yönünde. İşte sahalar yok ya. Sizin dediğiniz gibi Şirinköy bu sene kullanılabildi mi? Esentepe kullanılabildi mi? Yok. Yani her geçen gün bence kötüye gidiyor. Peki hocam, isterseniz yavaştan soru şeye geçelim. Takımları benim kurmaya şey geçelim. Sen oynayacağım, pardon, bize soru sordun da sen Şirinköy'de devam edeceksin mi? Hocam şimdi beni kilitledin ama belli değil hocam, hiçbir şey konuşmadık. Belki en güzelini yaparım, futbol bırakırım ben de. En güzeli olur herhalde. Türk futbolunun en azından Denizli futboluna güzel bir kazanç olur yani oynamam. Bence Osman aslında mikro önemli olmaması lazım ama top oynaması lazım. Profesör olması lazım ama yanlış kulüpleri tercih etti Osman. Telekom'a gelseydi profesör olabilirdi yani. Senin elinden geçmesi evet. Lazımdı hocam. Bir. Hocam en büyük yanlışlığım o zaten benim. Yani yıllarca şey yaparım şimdi onu. Ben mesela 19 sene gitmedim. Geçen sene gittim. Mesela 10 sene 3 daha gitmedim. 7 yıl gitmişim. Geçen sene İzmirspor oynuyorum. Bakıyorum İzmirspor'un 7 tanesi balda oynuyormuş. Bizimkinin ama birinci amatör, rakip yok zaten. Bu sene gitmedim. Sağlık Tekstil Spor gitti. İki maçta yenildi geldi. Özel idare gitti. O da bir maç galip geldi, bir maç yine. Biz burada kendimiz alt ediyoruz. Sadece biz o gün şampiyonluk kupamızı alıyoruz ya. Onu sevimli getiriyoruz biz. Böyle bir şeyimiz yok. Birbirimize destek yok ya. Ben şöyle diyorum mesela. Birimiz 14'te gitsin, birimiz 15'te gitsin, birimiz 16'te gitsin. Mesela Akkonak'ta 3 tane kulüp var mesela çalışan. Deniz Gücü, Akkonak, biz. Birleşelim desek kimse yanaşmaz, biliyor musun bunu? Evet. Bir tane çocuğun hayatını kurtarma bile işi gücümüz yetmiyor bizim. Herkes o gün kupayı... tabii herkes kupayı alacak o gün. Şampiyon Telekom diye bağıracağız. Ama gideceğiz orada. 5000 lira parayı bırakıp geleceğiz. Gittim ben 15'te. Yenilmeden geldim ben. Neden? Benim orada bir Ege belgesinde bir ağırlığım var. Her yıl Telekom Spor grubu geliyor. Bir de oyuncuları istiyorlar şimdi mesela. Belediyespor istiyor. Veriyoruz adamlara. Bizi karşılık vermeye. Ya beni yardımcı ol ya. Bana mesela şimdi Telekom dediniz ya, mesela dünya devi. En zengin şey yani, kurum yani. Bizi bir şey gelmiyor. Sadece malzeme geliyor bana. Sadece malzeme geliyor. Ama benim servis param ne olacak? Ben gruba gitmiyorum, biliyor musun? Servisiz bir şey olmasın diye gruba gitmiyorum. Paramız yok. Bakın, 16'da gitmeyeceğiz. Seviniyorum. Yenildik de sevinen bir antrenör olabilir mi yani? Kaybettiğim için şey diyorum yani. Çocuklara bağıramıyorum, şey demiyorum. Gitsek bu sefer de müdür beyim Fahrettin Göksu telaş olacak. Burada bütün şeylerimiz şöyle yani. Herkes birbirine destek olmak zorunda. Ben bu sene 3 tane Pamukkale'ye adam verdim. Kendimi gurur duydum mesela. Kulübüm olarak. Ama hiç kimse bana Levent hocam, Özkan hoca, Halil İbrahim Kaçan, bu arkadaşlarımız bizi destek. Program çıkan arkadaşlarımız oluyor mesela. Hepsi altyapıdan bahsediyor. Bir tane altyapıdan ilgilenen yok. Yok ya. Sadece işte biz altyapı yapıyoruz diye. Şunu yapıyoruz. Mesela geçen gün U13 ile oynadım mesela Özkan hocam. Ben gurur duydum Özkan hocam U13'ün çıkarmasına. Neden? Oradaki çocukların geleceği var yani. Mesela 4-5 adam yetenek adam var yani. Evet. Var ya. Deniz... Şans verdiydi. Ya Denizspor burada. Denizspor U12 yapıyoruz mesela. Denizspor'un geleceğini kurtaracak adamlar var, biliyor musun? Her kulüp birer tane adam var ya. Hem Belediyespor'a geçecek adam var, hem Denizspor'a geçecek adam var. Osman hakikaten çok yetenekli bir şey var yani, ekip var. Jenerasyon. Tabii yani oyuncu olarak var yani, geliyor ama önemli olan işte bunlara ne kadar sağlıklı çalışma imkanları sağlayabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Doğru hocaların elindeler mi? Hani az önce dedi ya Hasan Hoca, hakikaten doğru söylüyor. Doğru hocaların eline düşmek lazım. Yani o yönden, futbolcu yönünden diyorum ben. Bakıyorsun tamam yetenekli ama belirli yerden sonra köreldikten sonra ne olacak? Bitiyor. Amatörde devam. Yani hepimizin geçtiği yollar. Aynen bu yani. Bu arada şunu da unuttuk yani. Süper amatöre çıkan takımlarım, hocalarımı tebrik ediyorum. Bal Ligi'ne çıkan takım işte Yeşilköy Spor'un hocası Mustafa Ali Gözlükaya, Kale Spor'un hocası Mahmut Hocam'a tekrar tebrikler. İnşallah Bal Ligi'nde başarılı olurlar. Denizli'mizi güzel şekilde temsil ederler. Bunu da söyleyelim yani.
Hocam isterseniz yavaştan geçelim takımları kurmaya. Süper Amatör'de oynayan futbolculardan bir takım kuracaksınız hocam. Bu sezon Süper Amatör'de oynayan. İlk kim başlayacak? Aldım verdim yapalım mı yoksa? Büyük Hasan hocam başlasın ilk. Hasan hocam sen başlayacaksın. Önce takımın ismiyle başlayalım. Takımın ismi ne olacak? Vallahi kızım ismini koyayım ben ama reklam parası alır bilmem Osman. Ne olacak? Irmak, Irmak olsun. Irmak Spor. Evet. Tamam hocam. Ama para ister o benden. Sponsorluk parası yok. Sponsorluk parası. Irmak Spor. Yani futbolu anlar yani babası gibi. Hocam senin bir tane de oğlun var. Evet. Ahmet. O pek anlamıyor herhalde. O ayakla oynuyor, elle oynuyor o. Bu elle oynuyor o. Hocam senin takımın ismi ne? Elizan Spor. Elizan Spor. Evet. Senin de kızın. Evet. Hocam benden antrenör olmaz herhalde. Yazı çok kötü ya. Benimkinden iyi. Ama ilkokul mezunuyum biraz. Yazım çok. Hocam yavaştan başlayalım. Hocam hangi mevkiyle başlayacaksın? İstediğimiz mevkiden başlayabilir miyiz? Ya mesela hocam istediğim onu... sorudan başlayabilir mi? Hocam istediğin mevkiden başlayalım. Mevki derken yani kaleciden başlamak şart değil yani. Onu hayır fark etmez. Anlamadım. Hasan hocam hangi mevkiden alırsa sen de o mevkiden almak zorundasın. Hasan hocam hangi mevkiden başlayalım? Hiç para olmaz. Böyle şey kuramadım. Kadro kuramadım ama en azından bir kağıt şey olsun. Hayalimde olsun. İlk önce kaleci sağlam ol hemen. Tamam. Çok ünlü, hayalimli kaleci. İnşallah bir gün ben de oynar da. Seni alırsın hocam o zaman. İnşallah seyreder programı da. Gökhan Ünlü. Tamamdır hocam. Özkan hocam. Seyrediyor hocam, seyrediyor. Gökhan Ünlü beni aradı. İyi. O zaman Gökhan Ünlü yazar mısın? Ama Şen Hoca'nın adamı ama yapacak şeyimiz yok. Yapacak bir şey yok, aldık artık. Profesyonel futbol diyelim biz buna. Benim adamı. Hocam Allah razı olsun aldığın için ya. Ben kurtuldum ya. Hep benim elimi kurtuldum artık birazdan. Hocam siz tutun bunu. Siz zaten konuşuyorsunuz. Hayır o hiç yeri yatmıyor zaten bu kaleci. Onun bir giyinişi güzel zaten. Hocam olmadı mı? Ben bunu. Hocam kaleci kim? Kalespor'un kalecisi Onur. Kalespor'un kalecisi Onur. Oo, o bende yetişti ha. Onur bende oynadı Onur. Silahıyla vurdu. Hasan Hoca'yı. <ya. gülüyor> Sen onun adamını anla, o senin silahını anla. Evet. Onur'la da gurur duyarız yani çocuğumla yani. Onur'u yazalım hocam. Evet hocam hangi mevkiyle devam ediyoruz? Sol bek. Kalenin sol beki. Ramazan mı? Ramazan evet, olması lazım. Evet duvara onu yazalım. Neydi hocam ne diyordunuz? Turuncu kafa. Turuncu kafa. Ama turuncu kafa diye herkes öyle diyor. Ben de öyle biliyorum hocam, ismini şey yapmayalım. Alınmaz. Hocam sol bek. Evet. Oo. Hocam yukarı yazınca böyle oluyor. Ben Suat'ı alayım. Acıpayam'daki. Sol bek'e Acıpayam Belediyespor'dan Suat. Hocam Suat'ı geçen hafta Gözlük Ay hocamız almıştı herhalde. Almıştı. Siz hemen hemen aynı yerden gidiyorsunuz. Hocam hangi mevki ile devam ediyorsunuz? Süper ya ben direkt ya, işe giderim az. Kayhan. Kayhan. Evet. Yeşilköy Spor'dan Kayhan. Adam nereye baksın 8 puan yakın puan kazandı. Yeşilköy Spor. Evet. Buyurun hocam. Ben Sinan Kılıç Arslan abi. Sinan Kılıç Arslan. Hocam geçen hafta senin takımına hücum edildi. Vural Hoca ile Gözlük Hoca tarafından. Ya biz zaten 2 senedir bak Osman sallıyorlar bize de hakikaten iyi top oynuyoruz. İyi takımız yani de. Hayır sen Vural'ı niye bizden önceden çıkardın onu merak ediyorum. Öyle denk geldi diyelim. Hayır, öyle gel. Ya Vural hocam, bir kere Vural kendi... iki defa görevi geldik diye. İki tane başkan giderdi ondan mı şimdi? Neyse hocam yazalım biz. Evet hocam hangi mevkiyle devam ediyoruz? Öbür stoper. Öbür alacak hocam. Öbür stoper. İbrahim Çapacı. Kendi çocuğum. Acıpayam Belediyespor. Evet. İbrahim Çapacı ile biz Eğitim Spor'da oynanıyoruz. Kaç? 8-10 sene önce belki. Evet yenmiştik sizi. Sen hep bizi yendin zaten hocam. Ulan ispar parım. Parım bırak be. Parım almayalım hocam. İsmail Parım da buraya ziyarete gelince hocalarımızdan bir İsmail Parım sesleri çıkmaya başladı. İyi alalım be. Halil. Halil. Kendi stoper. Hocam sen bayağı kendi takımını kuruyorsun ama olmaz bak böyle. Yok Halil alayım ben. Hocam hangi mevkiyle devam ediyoruz? Sabek de şimdi oğlumu alsam anası, almasam anası kızar. Alsam mı torpil geç, futbol torpil olmaz değil mi? Hocam sana bağlı. Yani senin takımın alabilirsin.
Ahmet Ersoy diyelim hocam, senin içinde kalmasın. Yaz bakalım. Puan kazandırdı hocam o kadar. Ama ayağıyla değil eliyle. Ama Gözlü bunu ilk, Gözlü bunu ilk önce kadroya almadı biliyor musun? Ama Hasan Arsenoğlu da almadı. Hocam sen sağ bek kim alıyorsun? Torpil geç. Zafer Taslacı gelir. Zafer Taslacı. Ya bunun önünü ver alacaktım ben ya. Ama biraz kilo almış Zafer ya. Evlilik yarımış herhalde. Şimdi şey mi? Hangi mevki hocam? Sana bağlı. Santrfor alacağım. Hocam uzaklaşmayın, yaklaşın bana. Yasin. Yasin, Santrfor. Evet, Geçik Göl. Yasin Kozak. İnşallah izleyenler okur. Gökhan Avcı yalı. Gökhan Avcı Kalespor'dan. Hocam geçen haftaki kadronun hemen hemen aynısına dönüyor. Bu arada Hacıgül. Hacıgül. Evet hocam. Ben Buğra. Bereketli'deki Buğra. Bereketli'den Buğra. Çetin bir mücadele geçiyor hocam. Önceden ayarlıyorsunuz herhalde. Çalıştık da geldik. Sen dün demedin mi çalış geldi dersin? Kalespor'dan Süleyman. Nereye? Önlü buraya. Süleyman Çobanbaş. Çobanbaş mı? Evet. Vallahi hocam ikinizin de yaş ortalaması gittikçe yükseliyor. Yok ben Buğra'yla düşürdüm biraz. Hocam sen kim oluyorsun önlü buraya? Süleyman'ı ben alacaktım hocam, ne yaptın ya? Ben bu seninki oyunuyla şey Galip'i çok beğendim. Galip Bereketli evet. Spor'un tekstil spor'un. Evet tekstil spor'un. Evet hocam. Sol önde Barış. Barış. Evet. Barış Köspor. Evet. Ben bir Tavas maçı seyrettim ama. Zaten bir o maçta oynadı. Hocam bir o maçta oynadı. Ama abi derse Barış abi mutlaka almayan lazım dedi. Tamam. Bir, demek bir bildiği var ki yani çocuğun. İlla ki vardır yani. Barış. Tamam hocam. Bu seni bir onda oynadı zaten. Seni denk bana geldi. Denk geldi. Doğukan. Doğukan. Kaledeki. Kaleden Doğukan. Evet. Sağa çam oluyor. Sol. Solda mı? Ayakları çok iyi, çok narin bir topçu ama o kadar da güçsüz. Evet hocam, hangisiyle devam ediyoruz? Sağa çık mı? Forvet. Acı Peyman şey santrforu var ya. Hüseyin. 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 Evet. Hocam sen de bir santrforla başla bakalım, hangisi? Süleyman Kavuncu. Şimdi sonunculara sağ açı alacak iki hocamız da. Sağ açık kaldı sadece. Bir takımları yavaştan sayalım istersen. Hocam kaptanlar kim bu arada? Bizde ya, Sinan olur ya. Yasin. Yasin Kozak. Yasin Hasan Hoca'nın takımı Irmak Spor'da. Yasin Kozak. Kaptanımız. Sizin takımınızda Sinan mı hocam? Sinan olur ya. Sinan Kılıçarslan. Yavaştan takımları sayalım. Hasan hocamızın takımı Irmak Spor. Kalede Gökhan Ünlü. Sağ bekte Hasan Hoca oğluna torpil geçti Ahmet Ersoy. Stoperde İbrahim Çapacı Acıpayam Belediyespor'dan. Yanında Kayhan Yeşiköyspor'dan, şampiyon olan Yeşiköyspor'dan. Sol bekte Ramazan Turuncu Kafa diye tabir ettiği Hasan hocamızın Kalespor'dan. Sol açıkta Barış. Ön libero'da sol açıktaki Barış, Yeşiköyspor'daki Barış Gezen. Ön libero'da Hacı Gül'le Süleyman Çobanbaş. Hacı Gül Yeşiköyspor'dan, Süleyman Çobanbaş Kalespor'dan. Hemen hemen baktığımda şöyle Yeşiköyspor ve Kalespor'a bir akım var iki hocamızdan da. Sağ açık şu an boş. En son onu söyleyecekler. Forvet'te Yasin Kozak'la Hüseyin Erginbaş. Hüseyin Erginbaş Acıpayam Belediyespor'dan, Yasin Kozak Yeşiköyspor'dan. Kaptanımız Yasin Kozak Irmak Spor'un takımı bu şekilde. Gelelim Elizan Spor'a, Özkan hocamızın takımına. Kalede Onur Kalespor'dan. Sol bekte Suat Acıpayam Belediyespor'dan. Stoper'de iki futbolcuyu da kendi takımından seçti Özkan hocamız. Halil ve Sinan. Sinan Kılıçarslan'la Halil. Sağ bekte eski futbolcusu Zafer Taslıcı'yı seçti.
Sol açıkta Kalespor'dan Doğukan. Ön libero'da Galip. Tekstilspor'dan Buğra. O da Tekstilspor'dan değil mi hocam? Buğra da Tekstilspor'dan. Sağ açık. Yine boş. Forvet'te Kalespor'un iki ismi Süleyman Kavuncu ve Gökhan Avcı yer aldı. Elazığspor'da bu şekilde. Hocam sağ açıklara geldik. Son futbolcularımız. Kim alıyorsunuz? İkrar. İkrar Yeşilköy'den. Hocam sen kim oluyorsun? İlyas. İlyas kendi takımından. İlyas Turan. Siz bayağı şey yaptınız hocam, torpil geçtiniz mi bu sefer? Bulgar ya. Yok hocam, sadece İlyas abi. Hocam bak şampiyon olamıyorsun. Bak sen doğruları gör, bak doğruları hala görmüyorsun bak. Yok İlyas. Şaşmam İlyas'tan. Efendiliğiyle. Katkısı adamdır ya. Adam, aynen. Evet hocam, sizce bu maçın sonucu ne olur? Berabere biter bu maç. Penaltılarda elerim ben buna. Penaltılarda. Hocamın yaş ortalaması biraz daha yüksek geldi. Ama, sadece Ahmet'le ikrar düşürüyor orada da. Ama ben hep gençler oynadım. Bir, öyle bir değil mi? Olsun onun ya. Bir şeyi vardı. Valla bu kadro çıksam ben ne olurum ben ya. Para yeter mi bunlara? Yeter hocam. Salı günü bunlar hep benden para ister bunlar. Salı değil, salı, çarşamba, perşembe bizler hocam. Hocam parayla verilecek mi? Özgür hocam bu işe tercihlidir ama verilecek. Verilecek mi? Verilecek diyeceksin hocam. Biraz bekleyecekler. İki gün sonra yine arayacaklar seni. Taktik bu. Yani. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok güzel bir şeymiş ya bu. Hakikaten biz bu kadar beklemiyorduk ama vallahi çok İlk başta güzelmiş. Biraz şey yapmıştınız ama. Bu ne ya dedik ama çok güzelmiş. Teşekkürler. Ama ben hala sana kırgınım. Neden hocam? Vural Yiğit'e. Benden önce alıyorsan bu programı. Ben kendini sorgulaman lazım. Hocam o öyle gelişti yani. Deniz o kendisi mi? Hayır, o kendisi mi geldi? Yok sen mi çağırdın? Ben çağırdım hocam. Sen çağırdın. O zaman senin bir sorun var demek ki. Olabilir hocam. Topçu olamadan buradan belli. Hocam bununla ilgili yazılı açıklama yapacağım ileriki günlerde. Seni rahatlatacağım. Ama benden önce Vural Yiğit çıkıyorsa buraya. Ha bir de şöyle. Telekom düştü. Ya ne var Telekom başladı zaten öyle sen ya. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama Vural kendini ne yaptı acaba? Onu merak ediyorum. Birlikte kaldı hocam. Hocam şöyle yapalım. Vural Hoca ile seni bir gün alalım programa. Alalım. İkinizi karşılıklı bir konuşturalım. Vural 35 dakika konuşur. 5 dakika Hasan Hoca'ya kalır. Ben son 5 dakika gelirim. Yedek oyuncu gibi son 5 dakika. Vural ben oyun almaz. Vural biraz da şey mücadele edecek adamlar alıyor o. Evet. Ben yetenekli adamdım. Hocam çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Teşekkür ederiz Osman. Sağ olun hocam. Evet değerli izleyenler, programımızın bu haftada sonuna geldik. Özkan hocamıza ve Hasan hocamıza teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın.